Hatırladın mı? Rüzgar. O zaman da mutfaktan havuç çalarken yakalanmıştın anneme. Evet ya. Böyle. Ama bak, demek ki bu benim sizin evde ilk yakalanışım değil. Yani tabii bütün bunlar benim sabırsızlığım yüzünden oldu. O günden beri kendi kendimi yiyorum ya. Ama ne yapaydım peki? Öyle kuru kuru bir hoşça kal diyemedim. Süreyya'yla da aranız pek iyi değil zaten, değil mi? Süreyya'dan endişelenme. Bütün kızdığım hasletlerine rağmen onun dürüst olduğunu söyleyebilirim. Esas biz İpek ya da Faruk'a yakalansaydık işte o zaman gerçek kıyameti yaşıyor olacaktık. Peki şimdi ne yapacağız? Yani görüşemeyecek miyiz? Artık inkar da edemeyiz yani. Gelinimi asla küçülmem. Sen ne dersen o olur. Ben bütün kalbimle yanındayım. Sen ne dersen o olur. Bakalım Adem'den ses çıkmazsa kendi hareket planımızı yaparız. Adem'den ne ses çıkacakmış ki? Ay. Son zamanlarda çok bunaldım. Hadi biraz şuranın tadını çıkaralım ha. Güç toplamak için. Hadi bakalım. Geldi biri. Geldi. Oh. Oh. Oh güzelim. Oh güzelim. Hadi bakalım. Eskisi kadar iyi misin binicilikte? Yıllar oldu binmeyeli ama unuttuğumu sanmıyorum. Oh. Bu ötekinden biraz daha uysal tabii. İstersen buna bin. Hadi canım. Ha? Peki. Sen benim ne zaman zordan kaçtığımı gördün ki? Yarışsak mı, ne yapsak? Rüzgar koş! Koş Rüzgar, koş, 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 koş! Hani yakalıyordun? Yetişsene hadi! Bekle, geliyorum şimdi. Geçiyordun beni. Sana zoru severim demiştim. Rüzgar başını döndürmemiştir inşallah. Başımın dönmesi için rüzgara ihtiyacım yok Esma. Senin varlığın yeter. Ay. Ay. Acaba sen işi gücü bırakıp şairliğe falan mı soruyorsun sen garip? Bilmem, olabilir. Ya ben seni yakaladım ya, sen ona baksana. Sen doymadın galiba. Tekrar yarışmak ister misin? Hadi. Hadi bakalım.